Geçtiğimiz 40 sene boyunca yapılan kazılar, Çin tarihinin başlangıcına yeni bakış açıları kazanmamızı sağladı. En büyük keşif 1974 yılında Çinli çiftçilerin Xi'an'da M.Ö. 210 yılında ölmüş olan Çin'in ilk imparatorunun mezarını koruyan devasa bir ordu bulmaları oldu. Bu ordu 6000'den fazla terakota yani toprak askerden oluşuyordu. Canlı renklerle boyanmış olan askerler bugüne kadar yapılmış en büyük seramik projesinin parçaları olarak tarihe geçti. Çin'in kuzeydoğu ve güneydoğusundaki 4 ila 6 bin yıl önceye dayandığı kabul edilen mezarlarsa diğer ilginç ve önemli keşifler arasındadır. Bu mezarlarda incelikle işlenmiş yeşim taşlarına rastlıyoruz. Yeşim taşı sadece değerli olduğu için değil, işlenmesi de son derece zor olan sert bir taş olduğu için o dönemde itibar simgesiydi. Bazı yeşim taşlarının üzerinde özenle oyulmuş ve şekil verilmiş suratlar bulunuyor. Bu ilgi çekici suratların neyi temsil ettiği ise hala gizemini korumaya devam ediyor. 3000 yıl önceki Shang kültüründe bronz kaplar ritüellerde önemli bir rol oynardı. Arkeologlar 1986'da Sanxingdui, Sichuan'da iki kuyu bulana kadar o zamanda yaşamış başka hiçbir kültürün Shang bronzunun güzelliği ve kalitesini yakalayamayacağı düşünülüyordu. Bu kuyular Shang medeniyetinden uzakta olmalarına rağmen aynı döneme aitler. Kuyular fil dişi ve o güne kadar hiç görülmemiş bronz eserlerle doluydu. Göz kısımları çıkıntılı büyük maskeler, bronzdan yapılmış büstler ve insan boyutunda bronz bir figür. Bu objeleri yaratanlar kim ve neden yarattılar? Hala hiçbir bilgimiz yok. Arkeologları hayretler içinde bırakan başka bir keşif ise 1977'de Çin'in güneyinde bulunmuş olan Markiyi'nin mezarı. M.Ö. 433'te inşa edildiği düşünülen bu mezarda toplam ağırlığı 10 tona yakın bronz obje bulundu. Bugüne kadar tek bir yerde bulunan en fazla eser bu mezardan çıkarıldı. Bu objelerin büyük bölümünü Markiyi'yi öbür dünyada koruyacağına inanılan sihirli yaratıklar oluşturuyor. Mezardaki yeraltı suları, güneye özgü sanatın, görkem ve bolluğunun simgesi olan objelerin günümüze bozulmadan gelmesini sağlamış. Bu M.Ö. 113 yılında ölen Han Hanedanlığından Liu Sheng'in mezarı. Bu mezar, defin ritüellerinde kullanılan objelerin neden önemli olduğu ve ölüler için nasıl ebedi bir barınak oluşturduğunu anlamamıza ışık tuttu. Ortamı aydınlatmak için lambalar, hoş bir koku verecek olan tütsüler, yiyecek ve içecekler için kullanılacak olan kaplar. Mezardaki en dikkat çekici parça ise ölü prens ve eşi tarafından giyilen yeşim kıyafetler oldu. Yeşim kıyafetlerin ölüleri koruduğuna inanılıyordu. Antik Çin tarihinin büyük bölümü hala toprak altında yatıyor. Gelecekte yapılacak keşiflerin yeryüzüne neler çıkaracağını kim bilebilir ki? Bu keşifler büyük ihtimalle Çin tarihi hakkındaki bilgilerimizi güncellememizi, hatta yeniden kaleme almamızı gerektirebilir.